solo çekişte. Onun dışında getirilerimizi taktık. Arka getirileri takmadım. Arka getiriler biraz daha bunların küçüğü. O çok uzun araziler için takıyorum ben onu şu anlık. Ufak bir safari düzenliyorum kafamda. Şöyle yularımızı şuraya kaldırdım. Kaldıramadım, başaramadım. Evet, gel bakalım Ova Hanım. Ova Hanım şu anda binmeye hazır, binilmeye hazır. Şöyle, kesinlikle toksuz binmiyoruz. Bu binicilikte tok diye geçiyor. Kask, kafamıza taktığımız kask. Tok. Yani sonuçta canlı hayvan. En son video çekeceğim diye düşüyordum. Kask olsun. Sonra bir ay önce falan, 1,5 ay önce falan da düştüm. Düşürebiliyor. Hayır yapma. Şimdi çantamı bırakıp bunu toplamam lazım. Yani en son bayağıdır havadan falan binemediğim için hayvan korkaklaşmış. Aniden duruyordu dört nala giderken. Düşmemek elde değil ama çok şükür düşmedim. İnşallah bugün de düşmem. Düşebilirim, hiç bilmiyorum. Çok değişik. Eldivenler almayı unuttum ya çantadan. Dur. Sabret. Ben senin şimdi enerjini fazlasıyla alacağım. Mikrofon da var çantada ama mikrofonu takmadım ya. Dolaşacak sağa sola. Ona başka zaman artık deneriz. Şu anda sesim güzel geliyordur diye tahmin ediyorum. Eldivenleri taktık. Evet, nasıl biniyoruz? Bismillah diyoruz. Sağ elimizle üzengiyi tutup sol ayağımıza atıyoruz. Ve şu tuttuğumuz dizginlerin de sağını biraz daha fazla çekiyoruz ki ısıran atlar size dönüp ısıramasın diye. Dur. Kamera kaydı. Kamera kaydı. Evet, hadi bakalım gidelim. Ova Hanım. İnşallah güzel çıkıyorsundur. Şöyle kameranın ekranına bir dokunayım. Evet, herhalde güzel çıkıyor. Orada silindir var. Geri dönelim. Orada çalışma var. Bu da arkadaşlar Çin aslanı, gördüğünüz gibi badişin yavruları. Daha kardeşleri de var. Çok tatlılar maşallah. Nazar değdirmeyelim. Bir tanesi de burada yatıyor. Fındıkçık. Nereye gidiyorsun? Bir tanesi de şurada yatıyor. Üç kardeş bunlar. Şöyle çiftliğin içinden yarıp geçelim mi? Hem atlarımızı görün. Şöyle otur kalk da. Ne oldu Çilmaya? Deminki bahsettiğim ovanın arkadaşı. O da gelmek istiyor ama gelemiyor maalesef. Bu yüzden de oradan kişniyor. Ova, sakin ol bir ya. Burası manejimiz. Buradan gizli bir patikadan geleceğiz şimdi. İnşallah rüzgar çıkmaz. Ova mı? Ova. Sakin ol bakayım bir ya. Çok mu koşmak istiyorsun? Arkadaşlar size bahsetmek istediğim her videoda orayı anlatacağım şimdi, tamam mı? Burası çiftliğin çıkışı. Git. Evet, bu videomuzda da K9 köpekleri atıma saldırdı olacak. Şişt, git. Hayır. Ova bir tane çakarsa atlara yaklaşmaya tövbe eder arkadaş. Evet. Burada yapmayacağım. Göstermek istediğim hareketi. Haydi. Hadi. Ne oluyor sana? Tabii biz koşunca köpek de haliyle cüretlendi. Cesaretlendi. Şişt. Devam et. Devam. Başta taviz verecektim çiftliğin çıkışı diye. Hani size göstermek için. Çiftliğin çıkışında nasıl atlara taviz verdiğinizde hakimiyet ata geçiyor. Onu gösterecektim. Göstermedim çünkü köpek vardı. Şimdi orada uğraşsam bir dünya köpek avlayacak falan filan. Şimdi göstereceğim.
Normalde şu yandaki yoldan gelecektik. Ama olmadı. Ya şu kameranın inşallah güzel çekiyordur. Kaçını söyleyişim. Hayır. Öyle aniden durmak var mı ya? Ot yemek için. Yürü bakayım be. Az canlı ol. Biraz sakin. Aslında yani kameraya video çekmesem hiç yapmak istediğim bir şey değil. Şimdi şöyle yapacağım. Dizginleri saldım. Yani boşladım dizginleri. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın. Bakın ha. Tamam. Onu yiyecek. Zaten bunun kafasını kaldırmaz. Bunu bırakırsam ben böyle. Hadi çıkalım şuradan bakayım. Ne tarafa dönecek? Sağ tarafta çiftlik var. Evet. Saldım. Nereye gidiyoruz? Allah'ın işine götürme beni. Evet. Şimdi çiftlik yoluna dönecek. Nasıl hızlandı? Bak. Bak. Dört nala geçti kendisi. Hiçbir şey yapmadım. Şşt. Baba. Hadi gel. Geri dönelim. Kibarca geri döndük. Bakalım gidecek mi? Evet. Evet. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorum bak. Ne yaptı? Geri. Hemen bakın. Süratliği alıyor. Adeta adam. Ben otur kalka başlıyorum. Hemen dört nala geçiyor. Durduruyorum. Standart. Gel şimdi git. Şimdi taviz vermiyoruz. Biraz ciddi. Şşt. Evet. Şimdi ciddileştik. Kontak bende. Kamera dönmüş. Şu anda kontak bende. Ciddileştik. Atın kafasını sağ veya sola. Bak tıktırmıyorum. Evet yine korktu. Aniden durdu. Devam. Hayır yok öyle bir şey. Şu kamerayı birazcık sıkmam lazım sanırım. Çok oynuyor. Haydi. Evet. Atlara taviz verdiğinizde ne olduğunu gördünüz. Adeta git. Sektiriyor beni üzerinde sesim. Sesimi de etkiliyor. Devam edelim. Ova hanım. Ova baba. Aa tilki geçiyor ileriden. Onu da çekemem ki. Çok uzakta ya. Gözleri zor görüyor. Yani eğer durursa tilkiyi de göstereyim size. Buralarda çok tilki var. Şu dağlardan iniyor. Hayır. Ya gördüğünüz gibi kafası sürekli arkada yani. Ben şimdi bir salsam yine dönüp beni çiftliğe götürecek. Hem de dört nala. Neden öyle yapıyor? Yemek için. Evi orası olduğu için. Daha önce de bahsettim. Bir videomda. Evet. Şöyle bir çuvaldan korkmuştu geçen videoda. Ova hanım. Nazik ova. Gözler akşamına felç oluyor arkadaşlar. Şöyle de gözlüğüm var. Rüzgar geçirmez. Evet. Güneş yok ama rüzgar adamın gözünü mahvediyor. Şöyle bir yan yol yapmışlar. Bir ovayla bir deneyelim. Bakalım ne var. Evet. Burayı böyle kazmışlar arkadaşlar. Nereden inebiliriz şimdi? Şöyle bir aksiyon yaşayalım. Şu suyun içine direkt dalabiliriz. Şimdi atlar suyun içine de girmek istemez kesinlikle. Orada da yine aynı şekilde dizginleri sabit. Sağ ve soldan aynı şekilde çekiyoruz. Kontağı kuruyoruz. Ve taviz vermiyoruz. Haydi. Aynı zamanda da baldır yapıyorum. Sola çek baldır yap. Hadi yok bir şey orada. Ha? Oo, beni uçurdu. Çılgın şey. Gel bakalım bir daha girelim. Evet, gir oraya. Girdik. Devam. Devam et. Aferin. Üstüne çekiyorum ve devam edelim. Hatta şöyle bir atlama daha yapabiliriz. Ben suya düşürmezse. Haydi atla. Bravo. Şimdi aşağı inelim ve düz yoldan gidelim. Atın ayağını sakatlamayalım. Böyle dengesiz hareketler atların tendonlarına zarar verir arkadaşlar. Zararlıdır. Hayır. Evet gördüğünüz gibi sürekli
Kafa arkada. Geri dönmek istiyor. Beni de sektiriyor. Heh, adeta gidelim. Şimdi atların ayaklarını soğukta sudaysa bir şey olur mu? Olmaz. Hatta biz her araziden dönüşümüzde atların ayaklarını soğuk suyla yıkarız. Tendonlar rahatlasın diye. Şişecekse, yangı varsa onu alması için, hafifletmesi için. Benim standart arazi turu. Yani sadece arazide tutup çekeceğim video da var. Daha uzun yollara gideceğim sizle. Ama şimdilik bugün at hazırlama videosuydu bu. Kameranın şarjı bitmezse belki telefona geçerim, belli olmaz. Atın nasıl açıldığını da, yani atın soyulduğunu da göstereceğim. Atın hazırlanırken eğeri falan yaptığımıza işleme kapatma diyoruz. At kapatma. Çıkarttığımızda, eğerini falan çıkarttığımızda da at açma diyoruz arkadaşlar. Bilginize. Atı az sonra kameranın şarjı bitmezse açacağım. Soyacağım atı. Soymak da olmuyor ya. Açmak. Açmak daha güzel. Değil mi Ova? Sen kimi soyuyorsun desene. Kardeş. Ova kardeş. Buraları silindir böyle düzlemiş. Bu benim göğüs aparatları. Aparatıyla. Bu benim göğüs aparatıyla ve GoPro'yla ilk çekimim arkadaşlar. İnşallah güzel çıkar, beğenirsiniz. Ne zamandır var GoPro da eşyaları, aparatları gelecek, gelemedi. Evet, asfalta geldik. Asfaltta ne yapıyorduk? Çok yavaş. Çünkü at kayar. Kayar ve düşer. Şimdi normalde şuradan bir yol gidiyor bakın. Şu yolu kullanıyordum. O yolu kullanmayacağım. Sebebi de taş. Çok taş var. Taşlı bir arazi. Atın tendonlarına taşlı arazi zarar verir. Atın nalına, ayağına, tırnağına, her yerine zarar verir. Belki kafasına bile veriyordur yani. Kafası bile ağrıyordur. Bunu ben uydurdum şimdi. Bayağı zararlı yani. Evet, rüzgarımız arttı. Zararlı. Nasıl olur acaba? Tamam. Hadi yavaştan bir süratliğe geçelim. Hafiften baldır verdik, topuk yaptık. Şimdi yavaş yavaş otur kalk yapıyorum. Süratli mantığı. Felaket soğuk var. İnşallah soğuk. Rüzgar varsa şimdi keseceğim. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Hemen atik bir şekilde dönmem lazım. İşte. Topuk, topuk, topuk. Aferin. Kimin patronu olduğunu öğrenmesi lazım. Güzel. Şimdi süratlideyiz. Her an her şeyden korkabiliyor. Yani beni yere düşmüş ovanın arkasından bakıyor olarak görebilirsiniz. Ova da beni bırakıp kaçar. Çiftliğe direkt. Aptan gayet zor. Hadi şimdi dört nana gideceğiz süratten. Evet. Şu anda oturarak çekiyorum. Şimdi ayağa kalktım. Nasıl kamerayı ayarlayacağım diye düşünmeyelim de. Biraz yavaş git bakayım be ya. Ova. Kamerayla uğraşıyorum. Evet, şu anda sportif duruşta, yani hipodromdaki yarışlarda jokeyler nasıl oturuyor? Ayakta duruyorlar, durmuyorlar. Aynı o pozisyondayım. Sebebi de kameranın sabit değil, güzel çekmesi. Evet, şu anda yolu da seçiyorum aynı zamanda. Çünkü taşın üzerine basarsa hey!
Dün kar yağdı. Soğuğu şu an indi. Şşşt. Of. Çok soğuk var. Geri mi dönsem? Ama bakayım bir dakika bir. Şöyle. Şimdi bu yöne döndüğüm zaman ne oluyor? Rüzgar kesiliyor. Evet. Şöyle biraz yürütelim bakalım. Hem konuşalım. Rüzgarı kesmiş olduk aynı zamanda. Şşt. Oha. Arkadaşlar ata kimse bilmiyor bu zamanlarda. Karlı havada falan biliniyor da böyle ertesi günün soğuğunda adamın yüzünü donduracak. Yüz felci yapacak yani neredeyse. Şu dağın tepelerine falan. Bakın ben çok severim böyle göstermeyi. Uf, karlı karlı. Ova. Evet yani ata hazırlayıp araziye çıkmak aslında bu kadar basit. 5-10 dakika falan. Ben biraz kamerayla uğraştım falan filan diyesi bu belki 15 dakika olmuştur. Tımarladım. Üzerine eğerini attım hemen. Tabii eğer attığı peluşu da gösterdim size. Eğer tahribat vermesin diye. Bakın gördüğünüz gibi sağa sola sürekli bakıyor. Kulaklarını şöyle daha şöyle çekeyim. Şu anda adeta aldım. Kulakları şu anda etrafı tarıyor arkadaşlar. Mesela bir şey gördü orada. Nasıl odaklandı? Taş var orada bir tane. Taşa bakıyor. Sonra başka ne görecek? Şuradan yoldan araba geçiyor ileriden. Sağ taraftan. Oraya bakar. Solda ileride çuval var. Çuvala bakar. Şöyle göstereyim. Bakacak mı? Baktı biraz. Tabii hayvan alışıyor yavaş yavaş. Normalde hiç korkmaz ova. Ama ben işte dediğim gibi 2 hafta binemedim. Burada yağmurluydu havalar, çamurluydu falan. Ata binecek gibi değildi. 2 hafta falan binemedim ata. Ata hayvan ne oluyor? Arada dura dura korkaklaşıyor. Dışarı çıktım böyle oluyor. Şimdi eğer yarış atlarındaki gibi at gözlüğü takarsanız şöyle veya faytonlarda görürsünüz. Çevreyi görüp korkmasın diye hayvan sadece önüne baksın diye, önüne odaklansın diye at gözlüğü takıyorlar. Kulaklardan falan geçiriliyor böyle. Tabi bizde o yok. Biz yani hani elimizden gelse eğersiz bineceğiz. Ata zarar vermek istemiyoruz hiçbir zaman. Veya gemsiz biniyoruz arada. Değişiyor. Buradan şimdi sağa dönelim. Ve tabi ovaya çiftlik yolunu göster. Gözleri kapat. Uyuyalım. Uykuya dal. Süratini. O seni direkt çiftliğe götürür. Veya atla kaybolmazsınız. Yani at daha önce gittiği bir yerde kesinlikle unutmaz. Giderken her yeri hafızasına kaydeder. Dönüşte de sen hiç çiftliğin yolunu göstermesen de o çiftliğe zıplı tutur. Thank you.
birazcık coşuyor. Neden? Çünkü çiftliğe gidiyor. Şöyle taşlıklardan değil, her zaman düzlük yoldan gitmek gerekiyor. Yani şu dizginleri ben bıraktığım anda 100 metre kadar zor durdururum. Çünkü birden hemen hızlanır. Zaten çiftliğe dönmek istiyor. Biraz saldım. Evet, uçuyoruz. Düşmeyelim de. Durdururken de şöyle rüzgardan sesim geliyor mu bilmiyorum. Şşt. Oturuyorum yere. Ve ayaklarımızı şöyle öne ittiriyoruz. Çekemiyorum. Ayaklarımızı ittirip kendimizi geri yaslıyoruz. Tabi hırslanıyor çift dönmek için. Bir de rüzgar da var. Maksimum 3 kilometre